Takım oyunu devam ediyor. Kalabalık bir şekilde takım oyunu stüdyosunda derbiyi konuşmayı sürdürüyoruz. Tabi bir yandan günün ilk maçı da Trabzonspor, Başakşehir maçını da. Şimdi sevgili yönetmenim Hüseyin'den bu zirvedeki dört takımın. Çünkü burada az önce yaptığımız girizgahta dedik ki bu skordan sonra Beşiktaş biraz uzağında kaldı bu yarışın. Evet matematik olarak hala şansı devam ediyor ama yukarıdaki dört takım Kalan haftaları birden fazla takımı olduğu için şampiyonluk potasında kalan haftaları birbirleriyle yarışarak geçirir. Şimdi Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Demir Grup, Sivasspor. Hemen arkamda kalan maçlarını ekranda görüyorsunuz. Trabzonspor Göztepe deplasmanı var. Ardından e, Alanya Spor deplasmanı Ankara gücü maçı. Galatasaray deplasmanı Antalya Spor, Denizli deplasmanı, Konya Spor ve Kayseri Spor deplasmanı hemen arkada evet. da görebildiğiniz üzere. Trabzonspor 53 puan da şu anda. Ve Zeki evet. Uzundurkan <laughs> ne düşünüyorsunuz Trabzonspor'un kalan 8 haftası için şu şu tablodan ne çıkar? Bu tablodan bayağı bir puan çıkar öyle söyleyeyim. Şöyle Galatasaray maçında takılabilir Trabzonspor. Onun dışındaki maçlarda <laughs> düşme hattındaki takımlarla oynayacağı maçlar elbette ki zor ama ben Trabzonspor'u bugün Başakşehir karşısında ilk yarıdaki futbolunu çok beğendim. Evet hakem kurbanı oldu ama Göztepe ve Alanya maçlarını Trabzonspor e, kazanır diye düşünüyorum. <laughs> Kazan, yani sonuçta Göztepe maçı seyircili oynansaydı zor olabilirdi. Çünkü çok ateşli bir seyircisi var Göztepe'nin. Alanya Spor maçında Alanya Spor tamamen artık ee, Zira Türkiye, Türkiye, Türkiye Kupası'na e, Kupası. haklı olarak oraya e, yöneldi, bütün gücünü oraya saklıyor. Ankara gücü maçı e, da kolay geçer Trabzonspor açısından kendi evindeki maç. Dediğim gibi Galatasaray maçı kilit maç. Eğer Trabzonspor Galatasaray maçını da kaybetmezse, kaybetmezse oradan e, puan farkıyla çıkarsa e, ben şampiyon olacağını düşünüyorum. Çünkü e, evet Trabzonspor iki haftadır. Hakemler yüzünden 4 puanı gitti ama nereye kadar? Yani her hafta Trabzonspor'u doğrayacak hali yok hakemlerin. Eskiden şöyle olurdu, büyük takımları bir maçta doğrarlardı, sonra 3-5 maç korurlardı. Ee, bu sene Trabzonspor'a karşı dediğim gibi, Erman Hoca'nın da söylediği gibi gerçekten başka şeyler var. İki haftada yapılanlara baktığında ama bundan sonraki süreçte her hafta bunlar olacağını düşünmüyorum. Yani Trabzonspor Galatasaray maçında yenilmezse ben şampiyon olur diyorum. Peki, Galatasaray maçını kaybetmemesi lazım ama. Erman Hocam buradan 2-4-5 e, deplasman var Trabzonspor'un oynayacağı. Göztepe ve Alanya deplasmanları arka arkaya önümüzdeki 2 deplasman. Galatasaray deplasmanı şüphesiz e, en zor maçı Trabzonspor'un. Denizli ve Kayseri Spor o süreçte Kayseri Spor'un durumu ne olur? Elbette bakacağız, göreceğiz. Ankara gücüyle Şu içeride. Şu anda birinci Başakşehir, ikinci Trabzon. Trabzon. Aynı Hocam, Bundan da. sonra ben Trabzon'un ve Başakşehir'in maçlarını kimle oynayacağı hiç önemli değil. Bundan sonra Başakşehir ve Trabzon'un maçlarına hangi hakemler verilecek ona bakacağım. Bravo. Değerlendirmeyi onun üzerinden Hakemlere göre yapacağım. Ben sana söyleyeyim. Çok İş, açık. İşler o noktaya mı evet, geldi? Evet. hocam? Evet abi. Bundan sonra Trabzon ve Başakşehir maçlarına verilecek hakemlere göre hayatımda toto oynamadım oynayabilirim. Çok açık konuşuyorum. Hemen Başakşehir'i de verelim Her arkadaşlar. Herkesten tartışırım. Ekrana. Başak yani şam, kalan şampiyonluğu sağ içinde oynanan oyunlar değil hakemler yok, mi yok verilecek artık. Hocam? Abi bugünden sonra sen neden basıyorsun bana ya? ya? Ben sen benden röportaj yapıyorsun herhalde. <laughs> <laughs> Hayret ya. Hocam, Neler konuştun benden röportaj yapıyor bu, ya hoca. Burada <laughs> bir şey mi yok bir şey görmüyorum. Hocam çok sen... Çok şeyler görüyorum. Sen seversin. Tandem oynuyoruz beraber. Güzel. Değil mi? <gülüyor> Tandemi <gülüyor> seversin beraber. <laughs> ha. Erman hocam dün... Sen Bursa... ortana ben çakarım. <laughs> Hakemden girdiniz de Bursa Spor, Bolu Spor maçını seyrediniz mi dün? Verilmeyen penaltıyı gördünüz mü? Yok onu o şeyde kaybettik, kaçırdık Futboldaki ama bütün çok konuş... kusurlu hareketleri, konuşuldu bayağı. Kusurlu hareketlerin içinde Verilmeyen penaltıdan bir... mı bahsediyorsun bugün? Evet. Ya arkadaş sen benden de bu röportaj yapıyorsun. Yok yani. yok şeyi diyor Bursa bulu Bursa Bolu Ya biliyorum abi He. Bursa Bolu ben görmedim de bugün şu Trabzon'da gördükten sonra sen de hani şimdi bir şey söyleyeceğim biliyor musun? Hani birisi günah çıkarmaya girmiş şeye de kiliseye. Avol olacak. Erip. Erip. de bir şey olmuş. Çıkarken demiş ki sen niye gidiyorsun lan? Demiş ki bahçeden şey çal elma çaldım kolla demiş bunu olduğu yerde bir elma bir şey olmaz yürü git demiş. Sen senin, 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 senin Bursa'daki penaltı elma. Burada tecavüz var. Aman hocam aman hocam. <laughs> aman hocam. Bir şey aman demiyorum hocam. ben abi size. Levent abi şöyle hemen arkanızda Galatasaray'ın 50 puana sahip Galatasaray'ın kalan maçlarını görüyoruz. Rize deplasmanı şüphesiz ki bu hafta çok zor olacak. Hiç şüphe yok. Çaykur Rizespor 25 puanda. Ha şeyi belirtelim bir erteleme maçı var Rize'nin Göztepe ile evet. onu belirtmekte fayda var. Rize deplasmanı Gaziantep maçı Başakşehir ile rakip sahada. Trabzonspor'u içeride konuk edecek. Alanya Ankara gücü iki deplasman arka arkaya. Bence Göztepe ve Antalya deplasmanı. Galatasaray için her maç önemli. Galatasaray 3 finali arka arkaya. Başakşehir, Trabzon, Alanya. Hayır abi iki maç. Alanya'da 29 da 30. haftalar belli olur. Alanya'ya da katıyorum. Çünkü Alan Alanya'nın haftası Alanya işte kupada şimdi kupada finale orada kaldı. Şimdi Ankara gücü deplasmanı evet. da duruma göre duruma bağlı olmaz yani. mı? Ya hocam alt tarafa baksana ya. Alt taraf. Ya alt taraf. Yarıdan yani. aşağısı iki, şey yangın. Yarıdan aşağısı yani. yangın. Şeyden aşağısı Gençler Birliği'nden. Ya i̇kiye böl aşağısı yangın. İkiye hocam böl. Böl. bak bir şey söylüyorum. Bir de Kayseri'ye niye hocam bugün? Tarih Tarihi belli oldu. Tabii. Türkiye Ligi'nde erteleme olacak mı? Tabii o gündemde. Biraz o takvim. Takvim. Yani o takvime göre bunu konuşmak lazım. Bak şimdi bugün e, çarşamba günü Trabzon oynadığı lig maçı. Evet. Perşembe günü Başakşehir'in oynadığı lig maçı, şey Alpa maçı bugünkü derbiye olumsuz etkiledi futbol olarak. Fizik performansları iki takımın çok üst düzeyde değildi. Yine aynı yerlere denk gelir mi? Ona bakmak lazım. Ama Galatasaray bu seriye de iki tane şampiyonluk yarışındaki iki takımla oynadı. Beştaş'ta dışarıda bıraktı. Demir grup Sivas'ta elinden kaçırdı. Doğruyu konuşalım. Rize iyi bir takım görünse değil. E, Gaziantep içeride yener. Başakşehir maçıyla önemli bir final. Ligin finalini Trabzon'un oraya gelişi de önemli. Çünkü mesela Trabzon'un oynayacağı hafta, Trabzon'un Fenerbahçe oyuncu maça denk geliyor mu? Onu yok, bilmiyoruz. Yok. Değil Neyse. o hafta. 5 Nisan'da değil mi o maç? 5 Nisan. E 5 Nisan'a geliyor mu bakalım yani. Kupa finali şey şey ku... Kupa rövanşı. Hayır, hayır. rövanşı 11 Nisan yanılmıyorsun. Yok 21 Nisan. 21 Nisan. 21 Nisan. Hayır, hayır e, gelmiyor. Er, er, Kupa finali. E, gelmiyor. Ertelenirse gelir. Aslında Ertelenmez. abi. Şey... Ertelenirse gelir. Hayır, hayır. Ertelenirse gelir. Ertelenirse Sivas'ın hiç büyük takımlı maçı yok ya. Fener'le var ama onu artık sayma. Fenerbahçe sadece kupaya odaklandığı için. Evet onun için düşün. şurada en rahat takım Sivas. Ama bu bir değil o, o mi? O çağ Verebilir miyiz arkadaşlar ekonomik olarak? Hocam, şimdi onu ha? Kağıt Malatya dahil hepsi. burada. Düşün, he? Hocam, burada. Hocam, 6 tane maç kümede kalmaya çalışan takım maçı. ya. Bak şimdi, kümede kalmaya çalışan takımın maçı bir yerde zordur, bir yerde kolaydır. Nerede diye kolay? Yemiyor musun? Şöyle kolaydır. Dirilir ya mağlup olursam. Rahat takımla oynamak daha zordur. Ya mağlup olursam diye gerildim hata yaparsın. Evet. Hocam, ayağın altından top kaçar. O rahat oynayamazsın. Rahat takımlar daha zordur. Ayakta şu top verirsin. Ayak içine alırsın içeri girer top. Yani o da var. Yani böyle de düşer, böyle de düşer. E, tabii. Onun için Sivas yarın çıkarsa deplasmandan Sivas da bayağı büyük bir gidiyor. avantaj elde Haftanın kazanı. Tabii. Onu haftanın başında cuma akşamı galiba konuşmuştuk. Ona vurgu yapmıştık. Yani şu maçların berabere bitmesinin ardından Demir Grup Sivas Sporunda Şüphesiz iştahlanmıştır yani. Şüphesiz, Antalya abi. Antalya. Hava güzel. Of oh, sıcacık. Antalya'nın da 27 puanı var. Sivas'tan tabii. geliyorlar orası. Uzak e uzak ama uzak. Ondan sonra Antalya kimle oynuyor? Antalya da lige tut Ama Antalya'da şimdi baraj 25 falan düşmaktı oraya geldi. Kayseri kazanınca işin boyutu değişti. Antalya'yla beraber de ligde galiba yanılmıyorsam hiç mağlup olmadılar. İyi geldiğinden gidiyor, beri. Iyi gidiyor hiç Antalya. Hiç mağlup olmadılar. Tamer Hoca'yla. Bakalım yani şimdi hem yukarıda hem yani zirve bölgesinde hem kalan e, dipte kalan haftalar e, çok şeye gebe. Bu 8 hafta biz burada çok konuşuruz. Puan hesaplamaları falan da yapacağız. Biraz daha ilerleyen haftalarda e, ben soracağım size yani kaç puanda olur Hı -hı. kaç Şey Toto yapacağız öyle bir Toto ne olacak var. Erman Hoca'nın söylediği gibi. Hakemler Erman, ama, Erman Hoca hakemler belli oldukça yapacak. Evet. Erman Hoca hakemler belli oldukça yapacak. Ben de öyle Ben sana söyleyeyim ya. Değil Vallahi mi? artık o hale geldi. Hakeme göre bakacağım. Taşlı şey yapacağım. 5 maç 5 6 hakem maçları yönetir işte. Çünkü iş orada da başka türlü olmaya başladı. Şimdi biz konuşuyoruz. Ortada Zekeriya'yı götürmek isteyen hakemler var. Çünkü sezon sonu yönetmelik değişirse bayağı bir kısmı gidecek. Onu söyleyeyim çok net. Oyun içinde oyun yönetmelikte de değişecek. Yönetmelik değişirse gözlemci hakemlerin çoğu gidecek. Buna da Nihat Özdemir okey dedi.